Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Çevirik. İbrahimcevirik.com için hazırladığım PhD derslerine hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu dersimizde bir istek üzerine çekildi. İşte ben forumda şu an tam belli olmasa da işte gri beyaz gri beyaz yani renklendirme olarak yaptım. Ve bunu ID'ye göre değil, hani ID'si tekse şöyle yap böyle yap değil. İşte bunun nasıl olduğunu anlatacağım arkadaşlar bu dersimizde. Bir pratik olarak renkli listeleme yapacağız. Bunun için yine ben kendi web sitemin database'ini kullanacağım. Veri çekerken. index.php oluşturuyorum bir tane. Şunu şu yaparsam çok hoş olacak. Evet. Php tag'larımı açıyorum hemen. Burada arkadaşlar bir MySQL bağlantımı yapacağım. İlk önce database seçiyoruz. MySQL/db. Burada benim db'm ibili. Daha sonra arkadaşlar MySQL connect diyoruz. Bağlantımızı yapıyoruz. Bunun için arkadaşlar 3 tane alan giriyoruz. Bunlardan ilki localhost. Daha sonra kullanıcı root ve şifrem yok. Şimdi giriş yaptım arkadaşlar. Burada bir sorgu oluşturuyorum. MySQL query Celestial yıldız from makale order by id test ve burada ne diyelim renk tanımlaması yapalım ve sıfır eş diyelim. Bundan sonra arkadaşlar bir while döngüsü oluşturuyorum. While döngüsünün içine row dedim. MySQL set array diyorum. Neyi array diyorum? Sorgulu. Daha sonra buraya değişkenler de yazayım. Başlığı çekelim. Başlık eşittir ne diyeceğim arkadaşlar? Row database'imde de başlık diye kayıt. Şimdi ben verimi aldım arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra yani gerekli verileri çektikten sonra renk değişkenim arkadaşlar artı artı diyorum. Yani her döngüde ne yapacak? Artacak. Yani 50 tane başlığım varsa renk değişkenim 50 olacak arkadaşlar. Ben bunu sağladım burada. Daha sonra listeleme yaparken while'in içine bir if daha oluşturuyoruz arkadaşlar. Renk diyorum. Hatta bunu büyük bir parantez alalım. Evet. Renk değişkenimi ikiye bölmesini isteyeceğim arkadaşlar. Böl, pardon. Böl ikiye. Yani rengimi ikiye böleceğim. Kalan eğer sıfır ise, yani tam bölünüyorsa. Hep yani ben bu şekilde kontrol edeceğim. Çekeceğim verileri. Dediğim bir span oluşturayım. Buraya class atayalım. İşte mavi diyelim mesela. Buraya da başlık dedim. Else ise yani tam bölünemediyse eğer yine echo diyelim. Span atayalım yine ve ops class olarak kırmızı diyelim ve başlık diyelim. Şimdi verilerim çekilmiş olacak. Şöyle şu kadarcık bir sorgum var. Hemen bunu bir çalıştıralım. Localhost'un içinde dersler de evet. Evet şu şekilde ne yaptı? Geldi arkadaşlar. Burada bir pardon. Sitenin alanı oluşturacağım. Ne demiştim ben? Mavi diye alan oluşturmuştum. Şimdi mavi alanımı oluşturayım. İşte painting 5 piksel diyelim. Daha sonra background color'ını belirleyelim. Mavi demiştik. Şöyle blue diyeyim. Ondan sonra ne diyelim? Display diyelim de. Yani diyelim. Evet.
Daha sonra bunu aynısını kırmızı için yapalım. Bunun için red diyelim. Color FFF diye. Şöyle bakalım. Evet, şu an oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim listem oluştu. Bütün derslerim, bütün makalelerim burada çekilirken arka planları da ne yaptı? Değişti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben buradan bir tane veri sildiğimde ne olacaktır? Mesela şu kırmızıyı sildiğimde eğer ID'ye göre sıralama yapsaydım işte kırmızı, mavi, mavi, kırmızı değişecekti. Ama bu şekilde saydırdığımda arkadaşlar istediğim kadar veri silebilirim. Yine aynı şekilde sıralı gidecektir. Hangisini silersek silelim sorun olmayacaktır arkadaşlar. Yani renkli olarak listeleme de bu şekilde arkadaşlar. Sadece bir değişken tanımlıyorsunuz. Bunu her sorguda arttırıyorsunuz. Ve ikiye bölünme kuralını uyguluyorsunuz. İşte sıfıra bölündüyse şunu mavi, bölünmüyorsa da kırmızıyı uygula gibisinden değişkenlere atayıp halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.